Ağzı belli Allah'tan Şeytan'ı Sabır göstererek, namazı vesile ederek Allah'tan yardım dileyin. Gerçi bu çok zor bir iştir. Fakat içi saygıyla ürperenlere değil. Ve o vakit İbrahim, Ya Rabbi, burayı güvenli bir şehir yap. Buranın halkından, Allah'a ve ahiret gününe iman edenleri, çeşit çeşit mahsullerle rızıklandır, dedi. Bunun üzerine buyurdu ki, onlardan inkar edeni dahi rızıklandırıp, az bir zaman hayattan nasip aldırır, Sonra da onları cehennem azabına sürerim. Orası varılacak yer olarak ne fena bir yerdir. İbrahim ile İsmail Beytullah'ın temellerini yükseltirken şöyle dua ediyorlardı: Ey bizim kerim Rabbimiz, yaptığımız bu işi kabul buyur bizden. Hakkıyla işiten ve bilen ancak sensin. Ey bizim kerim Rabbimiz! Bizi yalnız sana boyun eğen Müslüman, soyumuzdan da yalnız sana teslimiyet gösteren bir Müslüman ümmet yetiştir. Ve bizlere ibadetimizin yollarını göster, tövbelerimizi kabul buyur. Muhakkak ki tövbeleri en güzel şekilde kabul eden, çok merhametli olan ancak sensin.'' Ey bizim hakim Rabbimiz. Onların içinden öyle bir resul gönder ki kendilerine senin ayetlerini okusun, onlara kitabı ve hikmeti öğretsin ve onları tertemiz kılsın. Muhakkak ki aziz sensin, hakim sensin. Üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibisin namazlara, hele salat-ı vüstaya dikkat edin ve kalkıp huşu ile Allah'ın divanında durun. Eğer bir korku halindeyseniz, yaya olarak veya binek üzerinde namaz kılın. Fakat güvenliğe çıktığınızda, bilmediğiniz şeyleri size öğreten Allah'ın öğrettiği gibi, ibadetinizi ifa edin. Peygamber Rabbi tarafından kendisine ne indirildiyse ona iman etti. Müminler de onlardan her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman etti. Onun resullerinden hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz dediler ve eklediler. İşittik ve itaat ettik ya Rabbena affını dileriz dönüşümüz sanadır. Allah, hiçbir kimseyi güç yetiremeyeceği bir şekilde yükümlü tutmaz. Herkesin kazandığı iyilik kendi lehine, işlediği fenalık da kendi aleyhinedir. Ya Rabbena, eğer unuttuk veya kasıtsız olarak yanlış yaptıysak, bundan dolayı bizi sorumlu tutma. Ya Rabbena, Bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ya Rabdana takat getiremeyeceğimiz şeylerle bizi yükümlü tutma. Affet bizi. Lütfen bağışla kusurlarımızı. Merhamet buyur bize. Sensin Mevlamız, yardımcımız. Kafir topluluklara karşı sen yardım eyle bize. Sen geleceğinde hiç şüphe olmayan bir günde bütün insanları bir araya toplayacaksın. Allah sözünden asla dönmez. O müttakiler ey bizim kerim Rabbimiz biz iman ettik. Günahlarımızı bağışla ve bizi cehennem azabından koru diye yalvarırlar. Ehli kitabın hepsi bir değildir. Onların içinde Öyle dost doğru bir cemaat vardır ki gece saatlerinde Allah'ın ayetlerini okuyarak secdelere kapanırlar. Evet, onların bu durumda dedikleri sadece şu oldu. Ey bizim kerim Rabbimiz, günahlarımızı ve işlerimizdeki aşırılıklarımızı affet. Ayaklarımızı hak yolda sabit kıl ve kafirler güruhuna karşı bize yardım eyle. Onlar ki Allah'ı kah ayakta divan durarak, kah oturarak, kah yanları üzere zikreder, göklerin ve yerin yaratılışı hakkında düşünürler ve derler ki, Ey yüce Rabbimiz! Sen bunları gayesiz, boşuna yaratmadın. Seni bu gibi noksanlardan tenzih ederiz. Sen bizi o ateş azabından koru. Ey yüce Rabbimiz! Sen kimi ateşe koyarsan, muhakkak onu rezil edersin. Zalimlerin hiçbir yardımcısı yoktur. Rabbena! Biz imana çağıran ve Rabbinize inanın diye tevhide davet eden bir zatı duyduk ve icabet ettik. Artık sen bizi affet, kusurlarımızı bağışla, ve iyilerle birlikte bizim canımızı al. Rabbena, Resullerin vasıtasıyla bize vaad ettiğin mükafatları bize lütfet. Bizi kıyamet günü rezil ve perişan eyleme. Sen asla sözünden dönmezsin. Ey iman edenler! Sarhoş iken ne söylediğinizi hakkıyla bilmedikçe namaza yaklaşmayın. Yolculuk dışında cünüp iken de gusletmedikçe namaz kılmayın. Eğer hasta veya yolculukta iseniz veya tuvaletten gelmiş yahut hanımlarınızla yatmış olur da gusledecek su bulamazsanız o vakit temiz toprağa teyemmüm edin. Arınmak niyetiyle yüzünüze ve ellerinize meshedin. Muhakkak ki Allah afüv ve gafurdur. Af ve mağfireti boldur. Sefer esnasında kâfirlerin size bir fenalık yapmalarından endişe ederseniz, namazı kısaltmanızda size bir günah yoktur. Gerçekten kâfirler, sizin besbelli olan düşmanlarınızdır. Resûlüm, sen, mü'minlerin içinde olup da, onlara namaz kıldıracak olursan, Onlardan bir kısmı sana tabi olarak namaza dursun ve silahlarını yanlarına alsınlar. Bunlar secdeye vardıklarında diğer kısım arkanızda beklesinler. Sonra o namaz kılmamış olan diğer kısım gelsin. Sana tabi olarak namaz kılsınlar. Hem ihtiyatlı bulunsun ve silahlarını da yanlarına alsınlar. Kafirler sizi silahsız ve teçhizatsız vaziyetteyken kıstırıp birden baskın yaparak işinizi bitirmek isterler. Eğer yağmur sebebiyle zahmet çekerseniz yahut hasta düşmüş iseniz silahlarınızı bırakmanızda bir mahsur yoktur. Bununla beraber yine de tedbiri elden bırakmayın. Muhakkak ki Allah kafirler için zelil ve perişan eden bir azap hazırlamıştır. Namazı tamamladıktan sonra gerek ayakta durarak, gerek oturarak ve gerek yanlarınız üzerinde uzanarak hep Allah'ı zikredin. Derken korkudan güvene kavuştunuz mu? O vakit namazı tam erkânı ile eda edin. Çünkü namaz belirli vakitlerde müminlere pars kılınmıştır. Ey Adem'in evlatları, her namaz vaktinde mescide giderken süsünüz olan elbisenizi giyinin. Yiyin, için fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri asla sevmez. Rabbine yakın melekler ona kulluk ve ibadet etmekten asla kibirlenmez hep onu tenzih eder ve yalnız ona sevde ederler. Onların mallarından zekat al ki, bununla onları temizleyesin ve arındırasın. Onlar için dua da et. Çünkü senin onlar lehine duan, onlar için büyük bir huzur ve tatmin kaynağıdır. Allah, her şeyi hakkıyla işitir, bilir. O tövbe edenler, o ibadet edenler, o hamd edenler, Allah'ın rızası için sefer edenler, o rükû edenler, o secdeye kapananlar, iyilikleri yayanlar, kötülükleri önleyenler ve Allah'ın hudutlarını bekleyip koruyanlar yok mu? İşte o mü'minleri müjdele. İbrahim'in babası için af dilemesi ise, Sırf ona yaptığı vadi yerine getirmek için olmuştu. Fakat onun Allah düşmanı olduğu kendisine belli olunca, onunla ilgisini kesti. Gerçekten İbrahim çok yumuşak huylu ve pek sabırlıydı. Gündüzün iki tarafında, gecenin gündüze yakın saatlerinde namaz kıl. Zira böyle güzel işler insandan uzak olmayan günahları silip giderir bu düşünen ve ibret alanlara bir nasihattır. Ya Rabbi, sen bana iktidar ve hakimiyet verdin. Kutsal metinleri ve rüyaları yorumlama ilmini öğrettin. Ey gökleri ve yeri yaratan, dünyada da ahirette de Mevlam, yardımcım sensin. Sana tam itaat içinde bir kul olarak canımı al ve beni hayırlı ve dürüst insanlar arasına dahil eyle. Bir de İbrahim, bir vakitler şöyle demişti. Ya Rabbi, burayı emin bir belde kıl. Beni de, evlatlarımı da putlara tapmaktan uzak tut. Ya Rabbi, doğrusu onlar, putlar, insanların birçoğunu saptırdılar. Artık bundan sonra, kim bana tabi olursa, o bendendir. Kim de bana karşı gelirse, o da senin merhametine kalmıştır. Şüphesiz sen, gafursun, rahimsin. Ey bizim Rabbimiz! Ben zürriyetimden bir kısmını, senin kutsal mabedinin yanında, ekim bitmez bir vadide yerleştirdim. Ey bizim Rabbimiz! Namazı gereğince kılsınlar diye böyle yaptım. Ya Rabbi, artık insanların bir kısmının gönüllerini onlara doğru yönelt. Onları her türlü ürünlerden rızıklandır ki sana şükretsinler. Ey bizim Rabbimiz! Biz ister gizleyelim, ister açığa vuralım, yaptığımız her şeyi bilirsin. Zaten göklerde ve yerde Allah'a gizli kalan hiçbir şey yoktur. Hamdolsun Allah'a ki, hayli yaşlı olmama rağmen bu ihtiyarlık halimde İsmail ve İshak'ı bana ihsan etti. Şüphesiz ki Rabbim duayı kabul buyurur. Ya Rabbi, beni de neslimden çoğunu da namazı devamlı olarak ve gereğince kılan kullarından eyle. Duamı lütfen kabul buyur ya Rabbi. Ey Rabbimiz! Beni, annemi, babamı ve bütün müminleri kıyamet günü affeyle. Ama sen Rabbini hamd ile tenzih et ve secde edenlerden ol. Görmüyorlar mı ki Allah'ın yarattığı şeylerin gölgeleri bile nasıl sağdan soldan sürünüp Allah'a secde ederek dönmektedir. Hem göklerde ve yerde ne varsa hepsi herhangi bir canlı olsun, melaike olsun, hepsi Allah'a secde eder, asla kibirlenmezler. Gündüzün güneş dönüp, gecenin karanlığı bastırıncaya kadar, belli vakitlerde namaz kıl ve özellikle sabah namazını. Zira sabah namazı şahitlidir. Sana mahsus olmak üzere, gecenin bir kısmında kalkıp, Kur'an oku. Teheccüd namazı kıl. Böylece Rabbinin seni makam-ı mahmuda eriştireceğini umabilirsin. De ki, Ya Rabbi, gireceğim yere dürüst olarak girmemi, çıkacağım yerden de dürüst olarak çıkmamı nasip et. Ve kendi katından beni destekleyecek kuvvetli bir delil ver bana. De ki, Hak geldi, batıl yıkılıp gitti. Çünkü batıl, yok olmaya mahkumdur. De ki, dua ederken, ister Allah, ister Rahman diye hitap edin. Hangisini deseniz, en güzel isimler hep O'nundur. Namazında sesini pek yükseltme. Ama iyice de kısma. İkisinin arası bir yol tut. Her türlü hamd, o Allah'a mahsustur ki, asla evlad edinmemiştir. Hakimiyetinde hiçbir ortağı yoktur. Acze düşüp de bir desteğe muhtaç olmamıştır de ve tekbir getirerek onun büyüklüğünü ilan et. Ya Rabbi dedi, nasıl olur benim çocuğum olabilir ki? Eşim kısır, ben ise bir pirifaniyim. Bana bir alamet göster ya Rabbi dedi. Allah buyurdu. Senin alametin, sağlığın yerinde olmasına rağmen, üç gün insanlarla konuşamamandır. Ya Rabbi dedi. Genişlet göğsümü. Kolaylaştır işimi. Çözüver şu dilimin bağını. Ya Rabbi dedi. Genişlet göğsümü. Kolaylaştır işimi. Çözüver şu dilimin bağını. Ya Rabbi dedi. Genişlet göğsümü kolaylaştır işimi çözüver şu dilimin bağını ta ki anlasınlar sözümü bana da ailemden birini yardımcı kıl harun kardeşimi bana da ailemden birini yardımcı kıl harun kardeşimi onunla beni takviye et onu bu işime ortak et ta ki seni daha çok tesbih ve tenzih edelim ve seni daha çok analım aslında sen bizim bütün hallerimizi hakkıyla görmektesin. O halde onların söylediklerine sabret. Güneşin doğmasından ve batmasından önce Rabbinin yüceliğini ilan et, ona hamdet. Gecenin bazı vakitlerinde, gündüzün bazı taraflarında da ona ibadet et ki Allah rızasına eresin. Bilmez misin ki göklerde ve yerde bulunan kimseler hatta güneş ay yıldızlar dağlar ağaçlar bütün canlılar ve insanların da birçoğu Allah'ın yüceliğine secde ediyorlar. İnsanların çoğu hakkında ise azap hükmü kesinleşmiştir. Allah'ın zelil kıldığını aziz edecek kuvvet yoktur. Şüphesiz ki Allah ne dilerse yapar. Ey iman edenler! Rükû edin, secde edin. Hasılı, yalnız Rabbinize ibadet edin. Hayırlar işleyin ki, felaha eresiniz. Nuh, Ya Rabbi, dedi. Beni yalancı saymalarına karşı, sen yardım et bana. Öyleyse, ey Resûlüm ve ey mü'min, sen şöyle dua et. Ya Rabbi, sen bize affet. Sen bize merhamet et. Zira merhamet edenlerin en hayırlısı sensin sen. O nura Allah'ın yükseltilmesine ve içlerinde kutlu isminin zikredilmesine izin verdiği evlerde, mescitlerde kavuşulur. Oralarda sabah akşam onun şanını yücelterek tenzih eden öyle yiğitler vardır ki, ne ticaretler, ne alışverişler, onları Allah'ı zikretmekten, namazı hakkıyla ifa etmekten, zekatı vermekten alıkoymaz. Onlar, kalplerin ve gözlerin dehşetten, halden hale döneceği, altüst olacağı bir günden endişe ederler. Ey iman edenler! Ellerinizin altında bulunan köle ve hizmetçileriniz ile, içinizden henüz buluğa ermemiş çocuklarınız, odanıza girmek için şu üç vakitte sizden izin istesinler. Sabah namazından önce, öğle vakti istirahat için elbiselerinizi çıkardığınız zaman ve bir de yatsı namazından sonra. İşte bu üç vakit, mahremiyet vakitlerinizdir. Ama bunların dışında izinsiz girmelerinde sizin için de onlar için de bir mahsur yoktur. Çünkü sizin birbirinizin yanına girip çıkmanız kaçınılmazdır. İşte Allah size ayetlerini böylece açıklar. Gerçekten Allah alim ve hakimdir. Her şeyi bilir, tam hüküm ve hikmet sahibidir. O müşriklere Rahman'a secde edin denildiğinde, Rahman da neymiş? Bize emrediyorsun diye secde mi edeceğiz? dediler. Ve bu davet, onları imandan büsbütün uzaklaştırdı. Geceyi Rablerine secde ve kıyam ile, ibadetle geçirirler. Ya Rabbi, bana hikmet ver ve beni hayırlı kulların arasına dahil eyle. Gelecek nesiller içinde iyi nam bırakmayı, hayırla anılmayı nasip eyle bana. Naim cennetlerine varis olanlardan eyle beni ya Rabbi. Babamı da affet. Ona tövbe ve iman nasip et. Zira o yolunu şaşıranlar arasında. İnsanların diriltilip bir araya toplandığı mahşer günü, rüşva eyleme beni ya Rabbi. Çünkü ne mal, ne mülk, ne evlat insana fayda verir o gün insana fayda sağlayan tek şey Allah'a teslim ettiği arı duru bir gönül olur nuh ya rabbi dedi halkım beni yalancı saydı artık benimle onlar arasındaki hükmünü sen ver beni ve beraberimdeki müminleri sen halâseyle ya rabbi nuh ya Rabbi, dedi. Halkım beni yalancı saydı. Artık benimle onlar arasındaki hükmünü sen ver. Beni ve beraberimdeki müminleri sen halaseyle ya Rabbi. Sen yolunda kaim olurken, namaza dururken de, o seni elbette görüyor. Secde edenler, ibadet edenler arasında dolaşmalarını da görüyor. Çünkü her şeyi hakkıyla işiten, hakkıyla bilen odur Sana vahyedilen kitabı okuyup tebliğ et namazı hakkıyla ifa et Muhakkak ki namaz insanı ahlak dışı davranışlardan meşru olmayan işlerden uzak tutar Allah'ı namazla anmak elbette en büyük fazilettir Allah bütün işlediklerinizi bilir Haydi siz akşama girerken, sabaha çıkarken, Allah'ı takdis ve tenzih edin, namaz kılın. Göklerde ve yerde hamd, güzel övgü ona mahsustur. İkindi vaktinde de, öğleye girerken de, onu takdis ve tenzih edin, namaz kılın. Bizim ayetlerimize ancak o kimseler inanır ki, kendilerine o ayetler hatırlatıldığında, Derslerini hemen alır, secdeye kapanır, Rablerine hamd, onu takdis ve tenzih ederler. Asla kibirlenmezler. Teheccüd namazı kılmak için yataklarından kalkar, cezalandırmasından endişe ederek, rahmetinden ümid içinde olarak, Rablerine dua edip yalvarırlar ve kendilerine nasip ettiğimiz mallardan Allah yolunda harcarlar. Biz sabah akşam kendisiyle zikir ve ibadet etmeleri için dağları, toplu haldeki kuşları onun hizmetine vermiştik. Her biri onun ahengine katılır, beraber zikrederlerdi. Ya Rabbi dedi, affet beni ve bana benden sonra hiç kimseye nasip olmayacak bir hakimiyet lütfet. Çünkü sen lütufları son derece bol olan ve Şimdi iyi düşünün. Böyle olanın durumu mu iyi, yoksa gece saatlerinde ahiretten endişe edip Rabbinin rahmetini umarak kah secdede, kah kıyamda ibadet edenin durumu mu iyi? De ki, hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Ancak aklı selim sahipleri, sağduyulu olanlar düşünüp ibret alır. Gece, gündüz, güneş, ay, hepsi onun ayetlerindendir. O halde, güneşe ve aya değil, onları öylece yaratana sevde edin, eğer ona ibadet ediyorsanız. Muhammed, Allah'ın Resulüdür. Onun beraberindeki müminler de kâfirlere karşı şiddetli olup, kendi aralarında şefkatlidirler. Sen onları rükû ederken, secde ederken, Allah'tan lütuf ve rıza ararken görürsün. Onların alameti, yüzlerindeki secde izi, secde aydınlığıdır. Bunlar, Tevrat'taki sıfatları olup, İncil'deki meselleri ise şöyledir. Öyle bir ekin ki, filizini çıkarmış, sonra da onu kuvvetlendirmiş. Derken kalınlaşmış da, artık gövdesi üzerinde doğrulmuş. Öyle ki, ikicilerin hoşuna gider, kafirleri de öfkelendirir. İşte böylece Allah, onlar gibi iman edip, makbul ve güzel işler yapanlara, mağfiret ve büyük bir mükafat hazırlamıştır. O halde sen, onların söylediklerine karşı sabret. Gerek güneşin doğuşundan, gerek batışından önce, Rabbine hamd ederek ibadet et. Geceliğinde, secdelerin peşinden de ona ibadet et. Geceleri az uyurlardı. Seher vakitleri istiğfar ederlerdi. Rabbinin hükmü yerine gelinceye kadar sabret. Çünkü sen bizim himayemiz altındasın. Namaza kalktığında Rabbini hamd ile tenzih et. Geceliğinde, gecenin sonunda, yıldızların batışının ardından da ona ibadet edip tenzih et. Rabbinin hükmü yerine gelinceye kadar sabret. Çünkü sen bizim himayemiz altındasın. Namaza kalktığında, Rabbini hamd ile tenzih et. Geceliğinde, gecenin sonunda, yıldızların batışının ardından da, ona ibadet edip, tenzih et. Şimdi siz, bu söze mi şaşırıyorsunuz? Hep gülüyorsunuz ama, ağlamıyorsunuz. Üstelik kafa tutuyor, oyalanıyorsunuz. Haydi artık, bırakın bu gafleti de, Allah'a secde ve ibadet edin. Onlardan sonra gelenler, başta muhacirler olarak, kıyamete kadar gelecek mü'minler, Ey Kerim Rabbimiz! derler. Bizi ve bizden önceki mü'min kardeşlerimizi affeyle. İçimizde mü'minlere karşı hiçbir kin bırakma. Dualarımızı kabul buyur ya Rabbena. Çünkü sen raufsun, rahimsin. Şefkat ve ihsanın son derece fazladır. Ey iman edenler, cuma namazına ezan ile çağrıldığınız zaman derhal Allah'ı zikretmeye, hutbe ve namaza gidin. Alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için çok hayırlıdır. Ey iman edenler, samimi ve kesin bir dönüşle Allah'a tövbe ediniz. Böyle yaparsanız Rabbinizin sizin günahlarınızı affedeceğini, sizi içinden ırmaklar akan cennetlere yerleştireceğini umabilirsiniz. O gün Allah, peygamberini ve onun beraberindeki müminleri utandırmaz. Onların nuru, önlerinden ve sağ taraflarından süratle ilerler. Şöyle derler onlar, Ey kerim Rabbimiz, nurumuzu daha da arttır tamamına erdir. Kusurlarımızı affet. Çünkü sen her şeye kadirsin. Ancak namazlarını devamlı kılanlar böyle değildir. Ancak namazlarını devamlı kılanlar böyle değildir. Nuh, Ya Rabbi dedi. Yeryüzünde dolaşan bir tek kafir bile bırakma. Ya Rabbi, beni, annemi, babamı ve evime mümin olarak girenleri erkek ve kadın bütün müminleri affeyle o zalimleri ise daha da beter eyle daha da perişan eyle durumuna göre gecenin yarısında veya bundan biraz daha azında veya fazlasında ibadet etmen de yeterlidir kur'an'ı tertil ile düşünerek oku durumuna göre gecenin yarısında veya bundan biraz daha azında veya fazlasında ibadet etmen de yeterlidir. Kur'an'ı tertil ile düşünerek oku. Ne dini tasdik eder, ne namaz kılardı. Sabah akşam Rabbinin adını zikret. Gecenin bir kısmında da ona secde et. Geceliğin uzun bir sürede ona tesbih ve ibadet et. Sabah akşam Rabbinin adını zikret. Gecenin bir kısmında da ona secde et. Geceliğin uzun bir sürede ona tesbih ve ibadet et. Sana şu namaz kılan, o mükemmel kulu engelleyen kimseye, hayır, ona boyun eğme. Rabbine secde et, ona yaklaş. Onlar, namazlarından gafildirler kıldıkları namazın değerini bilmez, namaza gereken ihtimamı göstermezler. İbadetlerini gösteriş için yapar, zekat ve yardımlarını esirger, vermezler. Ki onlar, namazlarından gafildirler. Kıldıkları namazın değerini bilmez, namaza gereken ihtimamı göstermezler. İbadetlerini gösteriş için yapar, zekat ve yardımlarını esirger vermezler sen de Rabbin için namaz kıl ve kurban kesiver